efendim, bu 15 dakikalık ilk bölümümüz için stüdyomuzda Burak Bey'in yanına Ahmet Akça geldi. Profil hoş tanımlama hoş uzmanı. Teşekkür. Hoş geldiniz hoş Ahmet buldum, Bey. Çok teşekkürler. Öğrendiğim kadarıyla fizyonomi, evet, yüz okuma deniyor. Bu nasıl bir şeydir? Herkes yüz okuyabilir mi? Nasıl okunur? Fizyonomi. Buradan başlayın. Evet, hatta direkt. Ben size yandan bakayım, şöyle durayım. Örnekle fizyonomi bir kişinin dış görünüşünden yola çıkarak o kişinin karakter ve kişiliği ile ilgili çıkarım yapma sanatı der kaynaklar. Ve ilk kaynaklar Aristo ile başlıyor. Aristo, o kadar eski diyorsunuz. O kadar eski. Peki. Aristo daha çok hayvanlara benzeterek kendi bir çıkarım yapmaya başlamış. Hocam ben böyle dinleyeyim. Sonraki süreçlerde bu biraz daha değişikliğe uğramış. İbn-i Rüşd'den, İbn-i Haldun'a, ondan sonra Hipokrat'a, İbn-i Sina'ya kadar bunlar işin sağlık boyutuna bakmışlar yüzden. Günümüzde ise daha çok olayın bilimsel tarafıyla, yani yüzdeki yükseklik ve genişlik, yüzdeki simetri ve asimetri kurallarından yola çıkarak ve bunu da mümkün mertebe deneysel metotlarla kullanarak kişiliği ve karakterin ne kadar yansıttığına bakan profil tanımlama metodolojisini kullanıyoruz. Peki Ahmet Bey, programın başında söylediğim o işte ince dudaklar, sinsi olur, koca burunlular, güvenilirdir falan. Bunlar böyle yerleşmiş ifadeler ya, buradan mı yola çıkıyor? Örneğin öyle midir? Siz bana bakarak ne görürsünüz? Aslında tam öyle yönelik değil. Bir, her insanın yüzünde bir denge vardır. Bu denge perspektifinde bakmamız gerekiyor bize. Yani alında bir form vardır. Bu form orta bölgede, duygu bu formunda başka bir şey bize söyler. Burada ince dudak dediğiniz yerde farklı bir şey bize ifade eder. Yani benim asıl olan bak ince. Hocamın kime? İnce mesela. Şimdi sizin dediğiniz yapıyla Burak hocamın ketum bir yapısında olması lazım. Evet. Ama bunu yüzdeki diğer unsurlarla dengelememiz şartıyla. Çünkü insanoğlu denge perspektifinde bakmamız gereken bir yüze sahiptir. Ya sadece burnu bir veri veriyor diye, aa işte bu. Yani siz kaşı, gözü, alnının büyüklüğünü, küçüklüğünü, işte ölçerek, burnu, burnun ağız arasındaki mesafesini, evet, vesaire hepsini bir değerlendiriyorsunuz. Evet, bir bütünde ve bağlam dahilinde değerlendiriyorsunuz. Peki ne işe yarıyor bu? İnsan kaynaklarından tutun da satışa kadar ve kişinin özellikle kendini tanımasına kadar. En fazla çalıştığımız olay şu oluyor, görüyoruz ki aslında müthiş bir potansiyele sahip kişi fakat potansiyelin tam tersi yönde iş yapıyor. Çok inovatif düşünme becerisine sahip ama çalıştığı inovatif düşünme becerisini kullanabileceği yönde onu geliştiremiyor. Dolayısıyla aslında mutsuz ve bağlam dahilinde başarısız bir yaşam sürdürmeye devam ediyor. Peki size tabii çok soruluyordur bu sorular belki. Uyum dediniz ya, uyumu hep böyle uyum deyince akla hemen yüzde bir altın oran akla geliyor. Tamam, bu çok eski bir şey aslında, tarihi bir şey ve mimaride, güzel sanatlarda vesaire kullanılıyor. Sanatlarda özellikle. Yüzde de duyuyoruz son zamanlarda. O böyle bir simetri demek mi? Yüzde ne demek? Yani simetri aslında yüzdeki simetri Fibonacci sayısından. Yani altın orandan biraz daha farklı. Yüzdeki altın orandan kasıt şu. Benim şu hattımın şu hattıma oranı aslında. Yani şu hattı Fibonacci sayısıyla ölçersen 1.618 iken. Ekranda şu, vermiş arkadaş. Şu hattın bakalım. Bir oran olması bir altın oran, yüze sahip olmam demektir. Ama bizim bakış açımızda, yani profil tanımlamada, yüz okuma metodolojisinde biz diyoruz ki aslında insan asimetrik bir canlıdır. Dolayısıyla yüzümüzdeki asimetriler bizi biz yapan unsurlardır. O zaman simetri dediğimiz şey dengeli olduğumuzun işaretidir. Ama bir insan dengeliyse ya cerrahi bir müdahale karşımıza çıkabiliyor ya da olayın psikolojik boyutunun altına farklı şeyler çıkabiliyor yani. Şimdi bu konuyu konuşurken, düşünürken hep şuralarda dolaştık biz. Ben Burak Bey bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum şimdi. Tabii sizin. Ki. Güzellik, çirkinlik meselesi. İşte böyle i̇şte belki şaşı olanlar, kepçe kulaklar veya işte başka bir şey. Ve buralarda örneğin iş başvurusunda iki CV var yani önümüzde. Şöyle geldiniz. İkisi de eşit diyelim ki. Aynı okullar, aynı dereceler, deneyimler ama iki kişi, biri güzel, biri çirkin ve genellikle güzel olan tercih ediliyor tabii. Yani hatta hep çoğunlukla öyle, öyle oluyor. Bazen öğretmenler güzel öğrencileri biraz daha anlayışlı olabiliyormuş. Hatta anne babalar bile çocuklarının güzel olanlarını azıcık daha yok, fazla kayırırlarmış. Yok canım, o kadar değil canım. Ha, değil midir? O kadar değildi, oralara de gitmeyelim. Haksızlık değil yapmayalım, değil mi? Ebeveynler olarak. Yani mesela bizim güzel sanatlarda özellikle konservatuarlara alınırken bu dediğiniz kesinlikle geçerli. Evet. Güzel erkek, güzel kadın. Çünkü sanat genelde güzel bir sanat olduğu için halka hitabı
güzel erkekler ve güzel kadınlar tarafından aktarıldığı zaman etkisi tam oluyor. Evet. Ama sizin işiniz zaten güzel sanatlar adı evet, üstünde. Yani adı üzerinde. Ve bunlar anlaması da normal. Şimdi benim bulunduğum taraf televizyon tarafında da bu işler biraz böyle ama örneğin insan kaynakları diyelim ki bir tekstil sektöründe bir eleman arıyor. Yine etkili olduğunu tabii. söylüyorlar öyle mi? Tabii yani Ahmet yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Yani güzelliğin bir avantaj olduğu söyleniyor. Ama bu eşittir başarı değil yani. Hayır hayır. Tabii, yani sadece tabii. işe alımda bir avantaj sağlıyor. Tabii ki değil. Çünkü zaten çabalama yok orada. Ya evet. bir tür miras dedilik. Evet miras işte evet. genetik olarak. Evet. Ya hocam anladığım şuranın ölçümüyle şuranın ölçümü evet. yandan gösteriyorum. Eşitse mi eşitse acayip demeyelim iyiyiz? De hocam. Şimdi şurayı 1.618 kabul edelim. Buradan 1.618 Fibonacci sayısına göre. Tamam. Benim eğer şurayla bura arası yani çene altım arası burun köprümle çene altım arası bir değerse Se? Benim yüzümün yüksekliği altın orana sahip. Ve ben karşıdan simetrik bir yüz hocam, olarak kabul ediyorum. Var mı metre bunu ölçen bir şey? Bir benim yüzüm simetrik değil hocam. Direkt söyleyebilirim. Ama demin şeyde görüyorum yani orada baksanıza dünyanın en güzel kadınının oranları verilmiş. Yani güzellik yani, kavramı değişiyor zaman içinde sürekli Mona değişen Lisa, bir kavram. Bence herhalde Leonardo da Vinci'nin en ben altın orada şeye oranlı. Genel... Çünkü sağda gülüyor, solda şey evet. yapıyor. Buradan baktığınız zaman, bu taraftan çok baktığınız güzel. Olağanüstü bir şey. Ben yapanları çok merak ediyorum hocam. Yani Leonardo fotoğrafı keşke... çizenlerin profilini incelemeyi çok seviyorum. Ha. Yani bir de hı hı. bunu o gözle çizen yapının profilini incelemeyi daha çok seviyorum. Bir orta çağa gitsek de. Yani. Bir ara şeyi izlemiştim, yapmıştım bu Fatih Sultan Mehmet'in profilini. Değil mi? Çizen kişinin aslında veriler perspektifinde baktığımız zaman hatalı bir çizim yaptığını dile getirmiştim. Öyle mi? Evet. İlginç. İlginç. Şimdi, bir avantaj gibi görünse de aslında ben zaman zaman güzelliğin bir ağırlık oluşturduğunu ve güzel kişilerde bir yük oluşturduğunu da düşünüyorum. Güzel kişiler belki ayrıca akıllı olduklarını, zeki olduklarını da daha fazla çabalama ve gösterme savaşına evet. girebiliyorlar. Ya da kadınlar açısından bazı konular yani güzel oldukları için aslında sanki işte patronluk yapamaz ya da işte bazı seviyelerde çalışamaz gibi böyle ön yargılarda öznel herhalde var. Öznel değerlendirmeler oluyor. Evet. İşte biz profil tanımlama metodolojisinde mümkün mertebe öznel değerlerden uzaklaşıp algılardan nesnel. Uzaklaşıp evet. nesnel veriye dayalı. Yani bizden ne isteniyor? Bu kişiyle ilgili hangi veri? Düşünce boyutunun mu araştırılmasını isteniyor? Duygu boyutunun mu? Ya da o kişi kendi potansiyelinin ne olduğunu mu bilmek istiyor? Biz o kişiye nesnel değerlendirme yapabilmem için ön yargılardan ve hı-hı. algılardan uzaklaşıp nesnel değerlendirme yapmam lazım. O zaman hı-hı. benim işim kişinin çok çirkinliği, şey. Güzelliği, simetrik olması, asimetrik olması ile ilgili hiçbir veri ihtiva etmemesi lazım. Geriye durup o perspektiften baktığım zaman sağlıklı analizler çıkarır. Bir şey sorabilir miyim? Peki hocam mesela bir şeyde bulundunuz mu siz böyle bir seçici kurulda ya da bir yani bir şeyi seçmede hani sizi kullandılar mı hocam? Yani bir bakın jürilik bakalım bize yani jüri ya da... Jürilik kısmında bulunmadım hocam ama İK süreçlerinde insan kaynakları sürecinde ve güvenlik süreçlerinde bulundum. Güvenlik? Tabii. Tehlikeli enteresan. Kişilerin profillerinin analizi evet. noktası. O da gerçekten merak edilen evet. bir konu. Ama güzellik çirkinlik demişken mesela şunları da hep merak etmişimdir. Güzellik başa beladır denir ve Allah çirkin şansı versin. Acaba neden çıkmıştır bu? Böyle bir tersinleme. Var mı fikriniz değil mi? Enteresan. Yani ben buraya hep profesyonel bakış açısıyla bakıyorum hocam. Yani ben bir baktığım noktada eğer o kişiye karşı bir ön yargım varsa hemen uzaklaşıyorum. Çünkü nesnel bir değerlendirme yapamayacağım. Ha. Yani daha önce şimdi böyle bu burunlu bir insandan ben... Zarar gördüm ama ben bununla iletişim kurmayayım dediğim noktada benim bütün profesyonelliğim yerle bir oluyor. Peki, şimdi güvenlik dediniz, orası da önemli. Böyle haberlerde zaman zaman önümüze çıkıyor. Gayet de böyle, zaten ifade olarak da var ya, melek yüzlü şeytan ya da bebek yüzlü katil. Şimdi bunlar da var. Evet. Siz nasıl anlıyorsunuz? Gayet böyle sevimli görünüyor ama az önce katil çıkıyor. Kısmen söyledik ya. Değil mi? Simetrik yüz neden bu kadar simetrik? Neden bu kadar bebeksi yüze sahip? 35 yaşına gelmiş. Arıza hala demek mi? Bir tane bozulma yok. Şimdi bana bakın hocam daha yakın. Bakın. Benim yüzümün bir tarafı asimetrik. Yani onu çok evet. anlayamayız. Ha. Şimdi bu benim yaşadığım duygular, tecrübelerin yüzümde oluşturduğu veriler.
Hepimizin yüzünde böyle asimetriler var. Ne kadar güzel. Hiçbir şey yoksa, ya ben diyorum ki ya bir cerrahi müdahale var. Ya da android. Ya da bu kişide kişilik bozukluğu var. Ya da uzaylı. Tabii. Var. Çünkü bizim yüzümüzün bir tarafı duygumuzla alakalı. Öznel yüzümüz, bir tarafı sosyal kimliğimiz. Şimdi duyguda bir travma yaşadık abi. Lafa geldiği için artık hep travma. Biz psikolojik bir sıkıntı yaşadık. Zorlu süreçler geçirdik. Yüzümün sol tarafında bozulmalar kendini gösteriyor. Hani böyle inme falan iner ya birden. O beyinsel tarafta. Sol tarafta. Sol taraf duyguyla alakalı kısmımız olduğu için beyin plastisitesi gereği burada bozulmalar. Sosyal hayatımızda, kariyer hayatımızda bir sıkıntılı süreç yaşadık. İstediklerimiz olmadı. Evet. Battık belki yaptığımız işte. Tamam. Bu taraflarda bozulmalar oluyor. Çünkü bu sol beyinle bağlantılı, sağa yansıyor. Dolayısıyla bunlarda bir değişkenliğin olması, asimetrinin olması gayet doğal. Doğal. Bunu biz yapan şey. Ama burada ince nokta şu. Çok fazla olması ile hiç olmaması soru işareti getiriyor. Hani şimdi Brad Pitt'in suratını düşünüyorum. Adam yani, simetri. Yani şimdi özür dileyerek. O da yaşıyor bir sürü şey ama. Öyle. Evet. Yani takip ediyoruz yani. Bebek gibi. Bir dolu şey yaşadı. Bir de ama benim hala gözle görmem lazım. Yani mesela sizin bir burun deliğiniz, özür diliyorum, öbüründen daha küçük. Bu sizi siz yapan kavram zaten. Harika. Duramadım. Benimki mi? Evet. Ha, evet, doğru. O sizi siz yapan nokta. Ne tarafa daha fazla açıldığınız, ne tarafa daha benimle ilgili analiz yapar mısınız? Benim, bana da bakın. Ben de heyecanlanmışım. Baktığınız nokta güçlü çeneler daha çok mücadeleyle bağlantılıdır. Neye göre? Yüzünüze göre güçlü çeneler mücadele gücüyle bağlantılıdır. Ve buralar gerçekleştirme hattıdır. Az sonra ortodont uzmanımız geldi ama buradaki diş sıkmalarla ilgili de veri verirken söyle. Buralar biraz daha gerçekleştirme, çiğneme kaslarının olduğu yapılar olduğu için mücadele, pes etmeme durumları. Benim mesela alnım geniştir. Biraz emecik kemiklerim çıkıktır. O da iyi bir şeydir. Yükseklik idealizm verir. Genişlik de uygulama verir. Dolayısıyla mesela sizdeki en yüksek hat, yani yüzünüzdeki en baskın hat bu hattınız, frontal hattınız. Bu da düşünce boyutunuzun yüksek olduğunun işaretini verir. Evet, İlk hep bakışta. Havaalanı gibi diye dalga geçiriyorlar da çocuk. Benim bakışımda alın formunuz bence yüzünüzde çok iyi. Şimdi kendimizden nefret ettik hocam. Yok, nelerimizin bir iyi, gözün nelerimiz küçük, bir gözün kötü, büyük, alnımız hocam. Acaba burnumuz... Bizi biz yapan şey yüzümüz hocam. Evet, çok haklısınız. Tabii, o yüzden özellikle şey hani dediğim gibi çok fazla asimetri olmadığı sürece bizi biz yapan şey yüzümüzdeki tecrübelerimiz. Peki hocam bir şey daha soracağım. Tabii. Şimdi sizi siz yapan şeye siz dışarıdan müdahale ederseniz bunu şey yapar mısınız etik olarak? Dışarıdan müdahale, yani, estetik mi diyoruz hocam? Dışarıdan müdahale. Tamam, dışarıdan. Şöyle dışarıdan müdahalelere gelene kadarki süreçte o kişinin içinde bir değişim oluyor. O değişim yüze yansıyor. Yani şimdi ben alt dudağımı, üst dudağım ince mesela. Gittim üst dudağımı dolgu yaptırmak istiyorsam, buraya bir çalışma yaptırmak istiyorsam, dışarıdan müdahale yaptırmak istiyorsam. Önce içsel olarak bir hazırlıyorum kendimi. Burası sonuç oluyor. Aslında yaptırdığımız bizi değiştirmiyor. O sürece kadar ya, içerideki değişim buraya yansıması oluyor. Buraya yaptırdık, sonuç. Peki şimdi sizi çağırdılar profesyonel bir iş için. Sizden destek alıyorlar. Ama destek alacağı kişilerin hepsi dış müdahale. Ve hepsi birbirine benziyor. Ne yapıyorsunuz? Ne bu durumlarda, iş özel işle durumlarda genelde şey sistemi yapılır. Önceki sonraki fotoğraflar. Yani bir müdahale varsa önceki ve sonraki. Burada aslında şeydir, yine kişinin potansiyelini görme amaçlıdır. Yani önceden ne vardı, nereye doğru değişti, pozitifte ya da negatifte, evrildi, bunu tespit etmek için.